810-887 yılları arasında yaşayan Arap mucit Abbas Kasım İbni Firnas'ın İspanya Kordoba'da paraşüte benzer bir alet kullandığı tarihi kayıtlarda yer aldı. Yazar, kaşif ve ressam Leonardo da Vinci'nin de paraşütle ilgili çizimleri bulundu. Günümüzde kullanılanlara benzeyen paraşüt, 1783 yılında Fransız Louis-Sébastien Lenormand tarafından keşfedildi. 1797 yılında ise yine bir Fransız, André-Jacques Garner, bir sıcak hava balonundan ilk paraşüt atlayışını gerçekleştirdiği tarihin sararmış sayfalarında yer aldı. Amerikalı Orville ve Wilbur Wright kardeşler, 1940'larda birkaç parça perde kumaşından yaptıkları bir tür uçurtmayla başka bir havacılık olayına, yamaç paraşütüne öncülük ettiler. Bu yıllarda Alman mucit Otto Lilienthal yamaçlardan koşarak havalanan ve aşağıya kadar süzülerek inen yeni bir hava aracının denemelerini yapıyordu. 1970'li yılların sonlarında bazı uçucular yapısı sabit ve ağır olmayan, daha esnek ve daha hafif bir hava aracı arayışına girdiler. Birkaç öncü paraşütlerle yamaçlardan uçuş denemelerine başladılar. Çok geçmeden ucuzluğun ve basitliğin en son teknolojiyle birleştirildiği yamaç paraşütçülüğü doğdu.